Merhaba Furkan, nasılsın? Türkiye son yüzyılın en büyük deprem felaketlerinden biri olarak gösterilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin açtığı yaraları sarmak için seferber oldu. Bu büyük felaketle ilgili kampanyalar başlatılırken İzzet Baysal Vakfı da acil ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu tırı deprem bölgesine gönderdi. İzzet Baysal Yönetim Kurulu Mütevelli Heyet Üyesi Fatih Yamaner beraberinde mütevelli heyet üyelerinden Atilla Uçar ve Kemal Sert ile birlikte AFAD'ın Cevril Mahallesi'nde bulunan deposunda içlerinde pek çok gıda, hijyen ürünlerinin bulunduğu yardımları şiddetli depremler sonrası büyük yıkıma uğrayan bölgelere ulaştırmak üzere gönderdi. İzzet Baysal Yönetim Kurulu Mütevelli Heyet Üyesi Fatih Yamaner, İzzet Baysal Vakfı olarak acil önlem planı hazırladıklarının vurgusunu yaptı. Evet, ülke olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Büyük bir felaket yaşadık ama hepimizi de etkilendi. Bolulularda daha öncesinde büyük bir deprem yaşadı ve bugün hayırseverlik örneği gösteriyorlar. Sizi burada İzzet Baysal Vakfı olaraktan deprem bölgesine yardımlar topladınız. Biraz bize bilgi verir misiniz? Evet. Biz de her duyarlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi İzzet Baysal Vakfı olarak acil eylem planı tamamladık. İki gün önce Vakıf Başkanımız Ahmet Baysal'ın da telekonferansla katılımı ve Bolu'da mütevelli üyelerimizin katılımıyla yardım kampanyasına şahsımızın dışında vakıf olarak da katılma kararı aldık. Dün yaptığımız görüşmeler neticesinde Valimiz Erkan Kılıç'la, Ticaret Odası Başkanımızla, Belediye Başkanımızla istişare ederekten ve AFAD Müdürü'yle bölgenin ilk öncelikli ihtiyaçlarının tespitini sağladık. Bu anlamda çocuk bezi, konserve yiyecekler, hijyen petleri olsun, bir tıra yakın bir malzemeyi planladık. Fatih Yamaner, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal'ın talimatıyla bakanlığın belirleyeceği alanlarda konteyner ve prefabrik evler yapımına katkı verme kararı aldıklarını da duyurdu. Vakıf Başkanımızın talimatlarıyla aynı zamanda şunu da planlamayı düşünüyoruz. Bakanlığın belirleyeceği alanlarda bir süre sonra orada vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılayabilecek konteynerler ve prefabrik evler yapımına da katkı verme kararı aldık. İzzet Baysal Vakfı eğitim ve sağlıkta olduğu gibi zor durumda da pandemide olduğu gibi bugün de deprem anında da vatandaşlarımızın acısını belki tam dindiremeyiz ama yanlarında olduğumuzu her Bolu vatandaş gibi biz de vakıf olarak hissettirmeye çalışıyoruz. Burada mütevelli üyesi arkadaşlarımla her Bolu vatandaş gibi biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yapabileceklerimiz neyse her zaman yanındayız vakıf olarak da. Sağ olun. 5 tane getirelim. Kaç tane alın?